Bu kadar da olmaz. Büyük şehirdir bu. Benim köy ta tepede Bitlis'te altyapı yapmışlar. Benim bu buradaki Büyükşehir Belediyesi daha altyapısı yapmamış ya. Aydın'ın Efeler ilçesi Oveymir mahallesindeyiz. Son adres güncellemesiyle de 3227. sokaktayız. Burada vatandaşlar altyapı problemlerinden, yol sorunlarından şikayetçi. Vatandaşlar yazın sineklerden ve kokudan, kışınsa sel sularından, yağmurdan ve kanalizasyon atıklarından ne dışarı çıkabiliyor ne de evlerinde oturabiliyorlar. Evet, şu anda yanımızda da mahalle sakinlerinden Yıldız Çıtacı bizlerle birlikte. Evet. Ne zamandan beri böyle bir sorun yaşıyorsunuz? Biz 17 yıldır buradayız. Gitmediğimiz yer, söylemediğimiz insanlar kalmadı. Valiye kadar komşumuz Cengiz Bey gitti. Adres yok, yol yok, kanalizasyon yok. Bütün çocuklar hasta. Kışın, yazın hep böyle balkonlarımızda oturmuyoruz. Yani bu pislik hepimizin ayıbı desem yeridir. Hani bir büyüklere buradan sesleniyorum. Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Özlem Hanım gelsin, burayı görsün, şahsen görsün. Eğer bir gün burada oturacaksa gelsin otursun. Bakalım kokudan oturabilecek mi? Ben bunu söylüyorum. Yani kuyu böyle Türkiye 100. yılını yaşarken biz hala pislik içinde yaşıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz acaba? Bu devirde kuyu kullanıyoruz. Çocuklarımız hep hasta. Hep hasta. Yaz kış hep hasta. Çamur ve pislik içindeyiz. Yani Efeler'e yakışır bir şey değil aslında. Efeler bak çiçek gibi, her yer çok güzel ama buraya kimse gelmiyor. Kulak asmıyor. Yani kulak arkası etmişler bizi, devre dışı. Peki hastalandığınızda evet, ne yapıyorsunuz? Ambulans geliyor mu? Ambulans sokağı bulamıyor. Oveymir mezarlığının önünde bekleyin diyoruz. Gece yarısı dahi çocuklarımız, gençlerimiz gidiyor, o ambulansı getiriyor. Ben astım hastasıyım, eşim KOA. Engelli bir sürü komşum var. Hani ambulans gelene kadar bunlar ölecek. Yani çok ayıp. Neden öldü? Yol yok, ambulans yolu bulamadı. Çok ayıp bir şey yani bu. Yani hepsi hasta. Neden? Pislikten, daha doğrusu pislikten hastayız. Hani astım KOA nereden geliyor? Pislikten geliyor. Peki başvurularda bulundunuz mu? Evet, evet. Gerekli yerlere? Evet. Büyükşehir'e defalarca söyledik. Efeler'e defalarca söyledik. Yapılacak. Altyapı yok. Altyapı baştan yapılacak bilmem ne. Ama kaç yıldır bekliyoruz? Hani ben buradan büyüklere, özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Belediyemizdir. Yeri geldi, oy verdik. Hani bize söz verdiler, yapacağız. Biz de o yüzden oyumuzu da veriyorduk Özlem Hanım'a. Ama maalesef bir şey yok. Yazık, günahtır. Biz insanız, insanız. O kadar insanın yaşaması kolay mı yani? Çok ayıptır, çok. Ben burada ta meclise kadar sesleniyorum. Bizi bu hale görsünler bakalım. Biz sabah penceremizi açıyoruz, bu kokusunu kokluyoruz ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu kadar insanın yaşaması bu kadar ucuz mu yani? Bizim değerimiz bu kadar ucuz mu yani? Yani bu kadar da olmaz yani. 108 sene oldu, ben 100 kere gittim Maliye'ye, Askı'ya, Efeler'e, Büyükşehir'e, İzmir'e gittim. Karayola gittim, yol müsaade etti buraya kadar. Şimdiye kadar her gün diyor ki beni kandırıyorlar. O oraya gönderiyor, oraya gönderiyor, diyor ki biz yapacağız, maalesef daha yapmamışlar. Sadece bizim sorunumuz ne? Yeri geldim biz oy veriyoruz. Biz kadınlar olarak gittik belediyeye, birkaç kere gittik. Özlem Hanım da buluşacaktık, görüşecektik. Onu da göremedik, onun yardımcısını gördük. İmza topladık, imzalar da fayda etmedi. Biz yazın kapımızın önünde oturamıyoruz. Kışında zaten çamurdan, karizyon sularından geçilmiyor. Bizim çocuklarımız dışarıda oynadığı zaman bil ki ertesi günü hastadır. Yani ben kendim kalp hastasıyım, astım hastasıyım. Ben yazın kapımın önünde, balkonumda oturamıyorum. Oturamıyorum. Sadece biz bunlardan hiçbir şey istemiyoruz. Maddi durumda hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yollarımızın, altyapımızın yapılmasını istiyoruz. Yani bu çok mu fazla bunlara geliyor? Her yer yapıyorlar. Mesela Telli Dede 6 ayda, 7 ayda, 1 senede bir o yerleri söküyorlar, tekrar döşüyorlar. Yapıyorlar. Hani bir mıcır bile dökmüyorlar. Biz muhtarlığa kadar gidiyoruz, muhtara yalvarıyoruz. Bize diyoruz ki kamyonla, bir kamyon mu, iki kamyon mıcır getirin. Biz balkonlarda oturup da bir kahvaltı edemiyoruz. Araba geçtiği anda o toz toprak sofralarımızın içine giriyor. Yani bu Allah'a reva mı? Biz de insanız. Biz de hastayız. Ha bizi de görsünler. Yeri geldi mi oyumuzu veriyoruz. Ha elektriğimi getireyim, suyumu getireyim. Altyapı, mesela karizyonlarımız yok değil mi? Peki neden orada atık parası yazıyor bize? Biz atık parasını veriyoruz.
Bizde günah değil mi? Sadece benim ricam ve isteğim şu altyapıyı yapsınlar, bizim yollarımızı yapsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bakın belediye girmiyor buraya. Hepsi pislik. Biz kendimiz hasta olduğumuz halde çoluk çocukla giriyoruz. Biz topluyoruz, yakıyoruz orada. Bu bizim görevimiz değil ki, sözde devlet var. Sözde devlet var, sesimizi duysunlar. Bizim şuraya da bir el atsınlar ya. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz ki? Gördüğünüz gibi yani yıllardan beri burada oturuyoruz. 2018'de de gördüğünüz gibi dilekçemi verdim. Bu sadece gösterdiğim bir tane örneklerden biri. Defalarca dilekçe verdik. Vefili olarak da başvurduk. Başvurmadık, kapı bırakılmadı. Hep söz verdiler. Yok bu dönem, yok şu dönem, yok bu sene derken gördüğünüz gibi 2023'e girdik. Daha da altyapımız yapılmadı. Sineklerden, pislikten geçinmiyor. Zaten komşularımıza anlattıkları gibi. Dağ köylerin tüm yolları yapılmışken şehir merkezindeki altyapımızı görmektesiniz. Yani bu toz, bu duman nereye kadar? Yani vergimizi de veriyoruz, atık parasını da veriyoruz, çöp su vergisi de veriyoruz. Evlerimiz kaçak da değil, planlı projeli gelip bakabilirler. Yani bu söz verme ertelemesi nereye kadar? Yani yetkililere sesleniyoruz. Lütfen yani biraz duyarlı olmanızı rica ediyoruz artık. Elinizi vicdanınıza koyun. Bizi affedersiniz, ikinci sınıf muamelesi yapmayın. Vallahi nereden de bir derdimiz yol, kanalizasyon yaşanmıyor yani. Mahvolmuşuz yani, rahatsızız, kokuda duramayız yani, hastayız yani, derdimiz bir yol olsun yani, başka bir şey istemiyorum yani.